Mehmet Ersun'un sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi genişliyor, güzelleşiyor. Okumak sadece bir eylem değil, aynı zamanda okumakla uğraşsın. Kıymetli misafirlerimiz, Sayın Valim bu anlayışla karakterimizi şekillendirdi. Bizler bugünden yarınları inşa etmek için başvurularını yapan tüm öğrencilerimizin adreslerine TÜBİTAK'ın ya da şehrin tarihi, dokusuna, mimarisine uygun yeni cazip alanları oluşturmuş olacağız. Kendilerine de gelecek bir endişeli. 1071'de Sultan Alparslan'ın açtığı yolda Anadolu'yu, Anadolu'nun ve Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi oldu, birisi olmaya da devam edecek. Şimdi burada, bu kütüphanede bizleri bekliyor. Bizler bugünden yarınları inşa etmek için çalışıyoruz. Yarınlar çocuklarımızla ve gençlerimizle şekillenecek inşallah. Bugün de onlara yaptığımız her yatırımla yarınları inşa ettiğimizi düşünüyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kıymetli hazırın, bu düşünceyle göreve de devraldığımız günden bu yana ilçemizin derslik ihtiyacına katkı sunmak adına 16 yeni eğitim tesisi inşa ettik. 187 bin öğrenciye 500 binin üzerinde kitap desteği verdik. 60 bin ilkokulumuza başlayan yeni birinci sınıf öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği sunduk. Tüm okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları kitaplıkları kurduk. İlçemizin 7 farklı noktasına kütüphaneler ve bilgihaneler açtık. 500'e yakın gencimize YKS sınav kayıt ücreti desteği sunduk. Ön lisans ve lisans üstü öğrencilerimize nakdi desteklerimizi sunmuş olduk. Bizlere başvurularını yapan tüm öğrencilerimizin adreslerine TÜBİTAK'ın yayınladığı Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim Teknik dergilerini ücretsiz bir şekilde ulaştırdık. Türkiye'nin en büyük yazılım etkinliği olan Google Dev Festivali'ne 2 kez ev sahipliği yaptık ve 10 binlerce misafirimizi şehrimizde ağırladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mevka işbirliğiyle Karatay'da robot hareketini başlattık. RoboFest robot yarışmalarını organize ettik. Bugüne kadar 10.000'in üzerinde çocuğumuzu sinema etkinlikleriyle buluşturduk. Her alanda olduğu gibi spor alanlarında da birçok başarıya imza attık. Spor kulübümüzle birlikte, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte, yaz kurslarıyla birlikte, yaz okullarıyla birlikte çocuklarımıza spor imkanları sunmuş olduk. Hem gönül dünyamızı hem düşünce dünyamızı yeşertecek olan oldukça hoş bir mekanın, hoş kubbenin açılışı için bugün bir aradayız. İlçemiz ve şehrimiz için önemli olan bu hoş kubbe eserimiz, teknik detaylarıyla şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. 1426 metrekare inşaat alanına sahip bu merkezimizin bodrum, zemin ve asma kat olarak inşa edildi. İçerisinde 0-3 yaş bebek kütüphanesi, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphanesi, çocuk oyun alanları, masal ve drama alanı, oyun ve FETEM atölyeleri ile tasarlanan hoş kubbe Karatay'ın eğitim ve kültür mirasına inşallah yeni bir soluk getirecek. Tesisimizin güncel maliyeti 63 milyon 300 bin liradır. 8 milyon lira kadar da yan taraftaki parka harcadık. Toplam 70 milyon lirayı geçen bu alandaki düzenlemeler şehrimize, Karatay'ımıza hayırlı olsun diyorum. Kıymetli misafirler, Karatay Belediyesi olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yarınlarımız olan çocuklarımızı ve gençlerimizi önemseyen, onları dinleyen ve her daim destekleyen bir anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü gelecek bizim, gelecek çocuklarımızın, gelecek gençlerimizin. Burada Konya'mızın en büyük değeri birlik ve beraberliğidir. Burada tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, siyasetçilerimiz, siyasi partilerimiz, yine milletvekillerimiz, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve merkez ilçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz birlikte hareket ederek hizmet anlayışıyla şehrimize, ilçemize hizmet ediyoruz. İşte bu nedenle hoş kubbe dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olsun inşallah. Sayın Valim, bu bölgelerde birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Hemen yanı başımızda Mevlana'mızın arkasında yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda kamulaştırma çalışmalarını tamamladık ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte orada çok güzel inşallah yeni eserler ortaya koyacağız.
Büyükşehir Belediye'miz kent müzemizi inşa edecek. Hemen orada alışveriş merkezleri, ticari alanlar, yeme içme mekanlarıyla şehrimize yeni bir soluk ve yeni bir nefes kazandıracağız inşallah. Hülasa şehrin güzelleşmesi, şehrin değerine değer katacak eserler üretilmesiyle ilgili bu birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bugün Karatay Belediye'mizin Hoş Kubbe Kütüphanesi'nin açılışına teşvik etmiş bulunuyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Karatay Belediye'mizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle Karatay'ımıza bütün yapmış olduğu hizmetleri yakından destekliyoruz ve takip ediyoruz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, Karatay'ımızdaki çalışmalarını vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin rahatı için, refahı için nasıl çalışmalar yaptığını yakından takip ediyoruz. Allah güçlerini artırsın diyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, bugün yapılmış olan Hoş Kubbe'nin Karatay'ımıza, Konya'mıza, ülkemize hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Ve hepinize hayırlı cumalar diyorum. Hayırlı günler olsun diyorum. Kıymetli Karatay Belediye Başkanımız bu eserle ilgili bilgiler aktarırken rakamları görünce bazı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu rakamlara konserler yaptığını biliyoruz. Bir tarafta eser ve hizmet belediyeciliğini, ilçelerimizi, şehrimizi nereye taşıdığının bizatihi şahitleriyiz. Bugün baktığımız zaman bir bir eserlerle donatılmış, bu şehrin insanının her türlü hizmeti rahatlıkla görmesi adına, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımız büyük bir gayret içinde. Cumhur İttifakı'nın ülkeyi taşımak istediği, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılında dünyadaki adaletsizliğe karşı sesini yükselttiği bir dönemde maalesef içeride bazı belediye başkanları ise farklı meşguliyetlerle kendilerini farklı eksene taşımanın, gündem oluşturmanın, hizmet yerine kendileri göstermenin, bununla da yetinseler terörle bulaşık olanlara arka çıkmanın, çünkü yarası olanın gocunduğu gibi kendilerine de gelecek bir endişenin bugünden ön alması. Devletimiz güçlüdür arkadaşlar. Bu ülkeye hizmet eden herkesin yanındadır. Bu ülkeye sıkıntı verecek, tehdit oluşturacak her şeyin de karşısındadır. Emeği geçen, başta Hasan Kılca Başkanımız olmak üzere tüm ekibine bir kez daha bu şehrin insanı olarak teşekkür ediyorum. Burada güzel imkanlar bulacak, geleceğe hazırlayacağımız bu yavrularımızı, gençlerimizi de en iyi şekilde teçhiz edip bu ülkeye emanet edeceğimiz o yavrularımız için de hayırlı olmasın diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Siyasette hedefiniz varsa şehrinizi yüceltin. Siyasette hedefiniz varsa sokaklarda insanlarla beraber olun. Siyasette hedefiniz varsa şehrinizin geleceğine dair bir şeyler ifade edin. Mevlana arkası Türkiye'nin en önemli merkezi. Birlikte yürütüyoruz. Yani Karatay Belediye Başkanımız ya burası Türkiye'nin en önemli, kamulaştırmayı ben yaptım, benim öne çıkmam lazım diye düşünmüyor. Ya da ben, ya burası en önemli yer, niye ilçe belediyesi yapıyor kardeşim, biz Büyükşehir Belediyesi'yiz, bu işi ben yapmam lazım demiyorum. Niye? Biz birlikte çalışmanın keyfini, zevkini ve şehre kattığını hep birlikte gördük. Konya son dönemde belediyecilikte de çok öne çıkan bir şehir oldu. Bunu söylerken şunu da açık yürekli ifade etmek lazım. Konya 70'li yılların sonundan itibaren zaten belediyecilikte çok öne çıkan bir şehirdi. Bugün bu gördüğünüz güzellikleri bizim 6 yılda inşa etmemiz mümkün değil. Her gelen bir şey ürettiği için Konya böyle. Belediye başkanlarımız siyasi yapı olarak Sayın Valimizin liderliğinde kamu kurumlarının diğer organlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Konya yarınları çok daha güzel olan bir şehir olacak. Konya'ya gelen herkes Konya'nın sakinliğinden, dinginliğinden, şehirciliğinden ve temizliğinden bahsediyor. İnşallah bu yapmış olduğumuz tesislerde yetişen çocuklar şehrimizi, ülkemizi çok daha ileriye götürecekler. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılcı'ya da özellikle teşekkür ediyorum. Hem birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten dolayı hem de başta Hoş Kubbe gibi önemli bir markayı ortaya çıkararak eğitim hayatına verdiği destekten dolayı tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karatay'dayız.
Beylana Kültür Merkezi'nin, Hazreti Beylana Türbesi'nin hemen arka tarafındayız ve bir inşaat mühendisi olarak söylüyorum. Hakikaten dışarıdan baktığımızda şehrin tarihi dokusuna uygun, hem medeniyetimizi yansıtan hem de sade ve şık bir tasarım tercih edilmiş. Henüz içerisini görme fırsatı bulamadım ama fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla gerçekten içerisi de en az dışarıdan göründüğü kadar güzel olmuş. Ben bu güzel hizmeti Konya'mıza, şehrimize kazandıran başta Karatay Belediye Başkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere bir Konyalı olarak Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu tür eserler bizim siyaset anlayışımızın bir tezahürü. Ve bizler de gördüğünüz gibi seçildiğimiz şehirlerde, belediye başkanlarımızla uyumlu bir şekilde şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz onlar ne yaparsa yapsın, milletimize sevdalı olarak onlara hizmet derdinden asla ayrılmayıp icraat siyasetimize devam edeceğiz. Onlar da kendilerini kandırmaya devam edip her seçimde hüsranla uğramaktan anlaşılan vazgeçmeyecekler. Ben tekrar bu güzel eserde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Konya belediyeleri hizmetine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bizler de milletvekilleri olarak Konya'ya her geldiğimizde şehrimizin bir başka köşesinde bu güzel hizmetlerin açılışlarına, temel atmalarına iştirak ediyoruz. Geride kalan bir sene içerisinde hamdolsun Konya'daki belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu Belediyemiz, Karatay Belediyemiz, Meram Belediyemiz sayısız hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyorlar. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyorlar. Bazılarının dediği gibi hükümetimiz bu belediyelere engel de olmuyor. Geçtiğimiz günlerde baktık, kişi başına düşen hizmetle ilgili bedel Konya'da Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den çok daha az. Buna rağmen önemli hizmetleri hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan devam ediyoruz. Şehrimizi, ülkemizi daha yukarıya taşıyabilmek için var gücümüzde, uyum içerisinde istişareyle çalışmaya devam ediyoruz. Ben bu çerçevede gençlerimizin geçmişten aldıkları kültür mirasını iyice anlayacakları, idrak edecekleri ve geleceğini inşa edecekleri bu güzel Millet Kütüphanesi'ni bizlere kazandıran kıymetli Karaday Belediye Başkanımıza, ekibine bir kez daha teşekkür ediyor. İlçemize, ilimize hayırlı olmasın diliyor. Her birinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi'nin kapılarını açarken geçmişin bilgeliğini ve geleceğin sonsuz umutlarını da aralıyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla şehri imar ederken nesli de ihya eden Karatay Belediye'mize ve Büyükşehir Belediye'mize ve bu eserin yapımında emeği geçen bütün kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Medeniyetlerin aynası olan kütüphaneler bütün zaman ve kültürlerin en değerli hazinelerini barındırır. Kubbesinin altında biriktirdiği her bir sayfadaki yaşanmışlıkları, fikirleri ve idealleri gelecek nesillere sessiz sedasız aktarır. Her kitap bu bireysel yaşanmışlıkları ortak hafızaya işler. Milletleri ve medeniyetleri oluşturur. İşte kitap sayfalarına sığdırılmış binlerce hikaye ve insanlık tarihine yön veren bilgiler şimdi burada, bu kütüphanede bizleri bekliyor. Bu mekanlar bize ecdadımızın ruhunu, düşüncelerini, hayat felsefelerini de emanet eder. Kıymetli misafirler, Karatay ilçemiz Mevlana'nın hoşgörüsüyle şekillenen kültürel mirasıyla dünyaya açılan bir penceredir. Konya'mızın geçmişine ışık tutan yapılarında Mevlana türbesinden Karatay medresesine kadar her köşesinde tarihin izleri bulunur. Bu mirasa bugün bir yenisini daha hep birlikte eklemiş oluyoruz. Çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, atölyeleri, kafeterya ve ders çalışma alanlarıyla modern bir kimliğe bürünen ve yaşam alanına dönüşen Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi de düşünce iklimimizi zenginleştirecek, bilgiye,
ve kültüre olan inancımızı da diri tutacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Hoş Kubbe Millet Kütüphanemizin Konya'mıza bu kütüphaneden yararlanacak öğrencilerimize, yetişkinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, senin rızanı umarak şurada toplandık. Cuma ve bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı ol. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Tekrar kütüphanemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Ya Allah. Diğer kütüphanelere göre bence atmosferi daha güzel. Daha güzel çalışılıyor herkesle birlikte. Onun dışında güzel dizayn edilmiş, her şey düşünülmüş. Gayet güzel, memnunum ben. Karatay'ın bize kazandırdığı bu güzel kütüphane için teşekkür ederim. Güzel bir kütüphane olmuş. Bize bu imkanı sağlayan Karatay Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere de tekrar teşekkür ediyoruz. Yani öbür kütüphanelere baktığımız zaman mimari olarak burası daha farklı bir mimarisi var. Zaten saatlerce ders çalışmak zorunda olduğumuz için kafamızı kaldırdığımız zaman bile gökyüzünü görebiliyoruz. Artı olarak Konya'daki ulaşım olarak çoğu kütüphaneye otobüsleri kullandığımız zaman indikten bir 20 dakika falan yürümek zorunda kalıyoruz. Ama burası ulaşım olarak hemen iniyorsun, geliyorsun ve saat olarak çok iyi. Görevliler çok bize karşı sevecenler, sürekli ilgileniyorlar. Kitap kaynakları olarak çok fazla kaynakları var. İstediğimiz her kitaba burada ulaşabiliyoruz. Ve hijyen olarak da çok iyi bir kütüphane. Sürekli kontroller yapılıyor. Bir eksiğiniz var mı? İstediğiniz bir şey var mı? Bu yüzden biz çok memnunuz. Yani belediyenin de çok iyi bir çalışması olmuş gerçekten. Hatay Belediyesi'nin diğer kütüphanelerini de kullanıyordum. Ama burası hem mimari olarak, hem içindeki kaynaklar olarak, hem temizliği, hijyeni olarak bu kütüphane gerçekten bizim için çok iyi oldu. Hem elimize yakın, hem bulabileceğimiz kaynaklar açısından. Akşama kadar çalışabileceğimiz temiz, rahat, ferah bir yer. Gökyüzüne baktığımız zaman gerçekten bir nefes alabiliyoruz. Dışarı çıktığımız zaman oturma yerlerimiz, işte dolaşabileceğimiz çimler, gerçekten her yer çok güzel. Bizim için gerçekten bu kütüphane çok güzel oldu. Günümüzün neredeyse tamamı burada geçiyor. Yani sabah geliyoruz, akşama kadar burada vakit geçiriyoruz. Gerçekten mimari olarak çok güzel. İnsanın ders çalıştıkça daha çok çalışası geliyor. Çok sakin bir alan ve yan tarafta mesela Kafe Karatay var. Günlük yemek ihtiyacımızı oradan karşılıyoruz. Yani gerçekten çok imkanlı olan bir kütüphane. Karatay'da zaten çok güzel kütüphaneler var. Ama burası mimari olarak, imkan olarak, kitap olarak, temizlik olarak gerçekten çok iyi bir kütüphane. Ben burayı tercih ediyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyorum.